Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Bu evin içinde yıllardır neler oluyor? Senin yüzünden oldu her şey. Nerede Eda Çeliker? Babamı fake bir hesap açıp dolandırdım. Yaptığımdan da pişman değilim. Senin yazıştığın kişi Eda Çeliker ama Eda Çeliker adına yazışan kişi kızın Sedef. 3 yıldır babasının hayalleriyle oynayan Sedef kimin ve neyin intikamını aldı? Ayıp, ayıp. Ayıp. Eda Hanım, bu... Günah. Sana ayıp. Günah. Senin babalığına ayıp. Nankör evlatsın sen. Sen anne misin? Aptal. Sen annelik yaptın mı? 10 yaşından sonra ben evlatlıktan seni sildim. Ben bu adamı alt ettim. Tüm bu olanlara rağmen kızıyla barışmak isteyen Mehmet'in asıl amacı ne? 4 çocuğum Sedef bana ne yaparsa yapsın, ne yaparsın. İstese bir de aynısını gene yapsın. Ölene kadar arkasında. Affediyor musun bu hatasını? Evet, affediyorum. Kurban olayım, gözlerinden öpeyim. Bizden başka kimsemiz yok yavrum. Baba kızın bitmeyen hesaplaşmasında ikinci perde. Benim duygularımla oynadı. Bırak bırak, tamam tamam. Benden ne istiyorsun? Evlenmek mi istiyorsun, ayrılmak mı istiyorsun? Resmi nikah istiyorum dedi. Mustafa'yı ikna edemedi. Beyaz gelinlik hayalleri suya düşen Beyza açtı ağzını, yumdu gözünü. Seviyor musun beni? Ben seni evliliğe zorlamıyorum. Neden istedim? İyi ki zorlamıyorsun. Peki şimdi ne olacak? Benim bu hanımefendiyle, benim işim bitmiştir. Aldatan kişi iste bir. Ben sana dedim, dediklerimi yapmasan aldatırım ya da ayrılırım dedi. Şöyle böyle baştan bir dedim. Şey yok. Senin elinde sonunda evleneceğiz. O beyaz gelinliği giyeceğim. Ya seve seve benimle nikah masasına oturursun ya da seninle ilgili anlatacaklarıma hazır ol. Mustafa'yı nikah masasına oturtamayan Beyza, Mustafa ile ilgili ne açıklayacak? Efkan Erdoğan 20 günlükken evlat edinilen bir çocuk. 24 yıl sonra Efkan aileni buldu. Tam 24 yıl sonra anneyi Sürtüyor'ya getirdim. Efkan gerçek ailesini Esra Erol'da buldu. Hakkındaki soruları bir bir sordu. Efkan'ın verilmesine o dönemde kocam olan Şenel karar verdi demişti. Maddi durum zayıf mıydı? Zayıftı. Maddi durum zayıftı, çocuğunu verdin değil mi? 24 yıl sonra gerçek anne ve babasıyla yüzleşen Efkan duyduklarına şoke oldu. Allah, kediler Allah, bile yavrularını bırak gitmiyor ya. Ablacığım bunu susturur musun? Niye, huzurun bozuldu orada? Sen bunca yıl neredeydin Erkan, peki? Erkan o çocuk benimse cenayet istiyor. Ya sen... Babası DNA testi istiyorum dedi. Annesi ısrarla reddetti. Ben istemiyorum. İstiyor. Suyu alın orada. DNA testi yapılsın, gerçekler ortaya çıkmasın. Ben anlatayım, istemiyorum. Peki şimdi ne olacak? Neden bana otururken bizi bitirdin oğlum diye kelimelerde neden ifadeler buldun? Ben otur Efkan. Aralmışsın aldın de. Efkan yıllar sonra bulduğu ailesine ne açıklayacak? Şimdi Esra Erol'da. Esra, Kahya'yı arıyoruz. 12 yıldır evli. Bu evlilikten 12, 9 ve 2,5 yaşlarında 3 tane de evladı var. Mustafa Turan'la kaçtığını iddia ediyorsunuz. Evet. 3 çocuğunu bıraktı, akrabası Mustafa Turan'a kaçtı. Ailesi büyük bir şok yaşadı. Mustafa o gün bizimleydi. Aynı ikisi de köyden geliyorlardı. Ve bir telaş vardı üzerinde. O telaşı ben fark ettim. İkisinin de aynı anda, aynı sürede telefonlara kapanıyor. Dakikalar içinde bulunan Esra gözyaşlarını tutamadı. Kayıp olan Esra bulduk. Sen neredesin kızım? Baba ben iyiyim. Senin nikahın düşmez adama. Ben onu istemiyorum. Esra ve akrabası Mustafa bugün canlı yayında olacak. Ailesi her ikisinden de hesap soracak. Gel benim yanıma, bu stüdyoya gel. Biz akrabamıza enişte demek istemiyoruz. Çocuğumu çocuğa başına gel. Ben annene akraba istemiyorum kızım. Şimdi Esra Erol'da. Eşim Meryem Demiröz, sosyal medyada Hamza Akdoğan'la tanıştı, beni 4 çocuğumla bıraktı gitti. 4 çocuğunu bıraktı, sosyal medyada tanıştığı Hamza'ya kaçtı. Çocuklarıyla ortada kalan Halil İbrahim, Esra Erol'u aradı. Karımla aramı sosyal medyada yıktı. Her şey çok güzeldi, severek evlenmiştik biz. Kendisi mesaj attı bana Aydın Otogarı'na gidince. Karısının attığı mesajla dünyası başına yıkılan Halil İbrahim hayatının şokunu yaşadı. Peki o gizemli mesajda ne vardı?
çocukların burada perperişan, hiç mi vicdanı sızlamadı? Ben çocuklarıma babalık yapıyorum ama hiçbir şey annenin yerini doldurmaz. Meryem, ben seni affediyorum. Evine geri dön. Her şeye rağmen. Tüm yaşananlara rağmen karımı affediyorum diyen Halil İbrahim'den Meryem'e dön çağrısı. Masmavi gözleri beni kör etmişti. Herkes bizim aşkımızı konuşuyordu. Çocukluk aşkı Semra ile evlilik planları yaptı, dünyası başına yıkıldı. Ama aramıza 2 milyon lira girdi. Çocukluk arkadaşım Semra ile birbirimize aşkla bağlıydık. Evlilik planları yapıyorduk. Çok mutluyduk. Nasıl sevdiğimi de sen biliyorsun. Nasıl sana sahip çıktığımı da biliyorsun. Bunu nasıl bana yaptın? Bunu senden hiç beklemiyordum. O benim her şeyimdi diyen Taner'in anlattıklarına şoke olacaksınız. Bu hikayeyi sakın kaçırmayın. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güveniyorum, inanıyorum. Senden başka bir sığınacak kimsem yok. Çok güzel kavuşturmuşsun. Aile olmak çok kıymetli. Kurban olurum ben sana. Hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkma. Bu ülkede adalet var, çocukları koruyacağız. Eğitim her çocuğun hakkı. Her türlü sorundan biz buradayız. Yalnız değilsiniz. Bir efsane, efsane, senle beraber olma. Gözlerinde buluşup ellerin dokunma. Dağlar uçulsanı hep yanında kalmak. Senle beraber olmak. Bir efsane, bir efsane. Senle beraber olmak. Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak. Saatler dursanı hep yanında kalmak. Bir efsane, senle beraber olmak. Bir efsane, senle beraber olmak. Hoş geldiniz. Kıymetli seyircilerim, hoş geldiniz. ATV ekranlarında Esra Eroğlu programında sezonun ilk haftasını hep beraber tamamlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadığınız için. Hem stüdyodaki hem de Türkiye'nin, dünyanın neresinde bizi izliyorsanız yürekten sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz. Dün şu soruyu sordum ekran başındaki kıymetli seyircilerime. Beni nerede, nasıl izliyorsunuz? Esra Eroğlu ATV Instagram adresimize öyle güzel fotoğraflar, öyle güzel videolar geldi ki onlardan bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle LED'e de yansıdı. Mesela şey çok dikkatimi çekti. İş yerlerinde tüm emekçi kardeşlerim, kadın ve erkek, işleri yaparken bir tarafta kulakları bizde, arada bir göz ucuyla bakıyorlar. Diğer tarafta evde tam çocuklar gelecek, yemek hazırlığı yapan annelerimiz, kadınlarımız var. Öbür tarafta evin içerisinde ev içi yemek için mücadele eden, ekstra işler alan, işte incik boncuk yapan kadınlarımızdan şahane fotoğraflar geldi. Tarçını ile gelen bir fotoğrafımız var. Çay içerken, bu arada mesai saati içerisinde izleyen de var. Onu çaktırmıyoruz. Başka, bak mesela burada sanırım yine ev içi emek, bir sürü işler yapılıyor. Gaziantep'ten gelmiş. Herkes eve geldikten sonra programı izlemeye başlamış. Bunlar o kadar kıymetli anlar ki benim için. Çok teşekkür ediyorum. Sizler beni her gün görüyorsunuz ama ben sizi sadece hissedebiliyorum ama bu fotoğraflarınızla beni nerede, nasıl izlediğinizi görebiliyorum. Lütfen paylaşmaya devam edin. Bunları gördükçe ekip olarak çok daha motive oluyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, programın her seferinde ve her açılışında hep size şunu söyledik. Nerede bir derdiniz varsa ve o derdi hayatınızın en büyük kabusu sanıyorsanız böyle düşünmeyin. Her derdin bir çözümü var. Biz buradayız. Kendinizi bu konuda ne olur yalnız hissetmeyin. Hemen bizi arayın. Sevda koydum adını. Sustum, içimde çığlık.